Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Bugün Türk İnkılabı'ndan bahsedeceğiz. Genel ifadeyle değineceğiz. Bir sonraki videomuza siyasi inkılaplar ve iç politika gelişmelerine devam edeceğiz arkadaşlar. Türk İnkılabı birbirini tamamlar nitelitedir. Birbirini tamamlar nitelitedir. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Şöyle yapsam nasıl olur? Kötü duruyor değil mi? Evet. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Evrensel yönü ile diğer uluslara da örnek teşkil etmiştir. Bu da önemli bir ifade arkadaşlar. Toplumda kargaşa oluşturan iki uygulamalara son verilmiştir. Örneğin saltanatın kaldırılması gibi. Birazdan bahsedeceğiz saltanatın kaldırılmasına. Dikkat edeceğiz. Son verilmiştir. Laik, ulusal, demokratik özelliklere sahiptir. Tavandan tabana doğru bir süreç yaşanmış arkadaşlar. Yani tavandan tabana derken önce halkın en üst kısmındaki olan yöneticilerden halka kadar. Anlatabildik mi? Güzel. Belli bir ideolojinin ürünü değildir. Ve fikri ortaya koyanlar ile süreci üretenler aynı kadrolardır arkadaşlar. Hızlıca toparlayalım. Birbirini tamamlar niteliğe sahiptir. Türk milletin ihtiyaçlarından doğmuştur. Toplumda kargaşa oluşturan ikilik uygulamalara, örneğin saltanatın kaldırılması. Birkaç video önceden bahsettik ama burada yine bir kez daha değineceğiz. Tavandan tabana doğru bir süreç yaşanmıştır ve en önemlisi belli bir ideolojinin ürünü değildir. Diyelim arkadaşlar, bir sonraki videomuza siyasi inkılaplar ve iç politika gelişmelerinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.